Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ben peyzaj mimarlığı kazanırken nelere çalıştım, en çok hangi konulara çalıştım, Akdeniz Üniversitesi'ni istiyor muydum, neden Akdeniz Üniversitesi veya işte kaçıncı tercihle geldim, sıralama önemli mi, bunlar hakkında konuşalım istiyorum. Bu ve daha fazlasıyla ilgili konuşalım istiyorum. Sizin de sorularınız varsa, eğer anlatmadığım bir şey olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Oradan size dönüş yapmaya çalışırım. Olmazsa da bana Instagram'dan dönüş yapın. Yorumları görmediysem Instagram'dan da sizin mesajlarınıza dönüş sağlamaya çalışırım. Aranızda peyzaj mimarlığı adayları varsa, adaylar derken bu şu anda hali hazırda okuyanlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten benim canlarım. Onun haricinde aranızda peyzaj mimarlığı okumak isteyenleriniz varsa bu videoyu lütfen izlesin ki aklında o tatlı tatlı nasıl peyzaj mimarı olacağım düşüncesi bir yer etsin. Yani bir otursun orada. O zaman başlayalım. Peyzaj mimarlığı kazanırken ne yaptım ben? Peyzaj mimarlığı kazanmayı planlamıyordum arkadaşlar. Ben zaten ikinci üniversitem peyzaj mimarlığı bölümü, birinci üniversitem Tekirdağ'da sağlık yönetimi okudum. Sonrasında döndüğümde tekrar sınava hazırlandığım dönemde diyetisyenlik istiyordum ben. Ama tabii ki de diyetisyenlik olmadı. Tercih sıramla alakalı bir problem yaşadım. Tercih sıram doğru olsaydı şu an bir diyetisyen olarak karşınızdaydım. Ama peyzaj mimarlığından mutlu muyum? Çok mutluyum arkadaşlar. Peyzaj mimarlığını tercih etme sebebim de şu anda 4. sınıf Çukurova'da 4. sınıf öğrencisi bir arkadaşım var. Peyzaj mimarlığı okuyor. Onun vasıtasıyla aslında o tercihlerimde yardımcı oldu. Ve bu şekilde ben de Akdeniz Üniversitesi peyzaj mimarlığı öğrencisi olmuş oldum. Ben nasıl sınava çalıştım? Bunu anlatayım. Ben sınava çalışırken zaten sayısal öğrencisi olduğum için Türkçe, matematikle bir yerlere varabileceğimden emindim. Zaten TYT'den bahsetmiyorum arkadaşlar. TYT'de baraja geçmeniz yeterli oluyor. Hani sizin TYT'de çok yüksek almanız da bir şey etkilemiyor. Sizin AYT puanınız çok daha önemli oluyor bu durumda. Ben işte TYT'den Türkçe yaptım, matematik yaptım. Fizik, kimya, biyoloji zaten. Fizik hariç kimya ve biyolojiyi çok çok seven bir insanım. Hala da yani oturup böyle canım sıkıldıkça çözebilecek derecede seven bir insanım, kimyayı özellikle. O yüzden bu konularda hiç problem yaşamadan fizik ve kimya ve biyoloji hallettim. Fizik konusunda ciddi problemlerimiz var. Ama olsun, yine kimya ve biyoloji çalışarak, ayrıca matematik ve Türkçe yaparak TYT'yi çok rahat bir şekilde geçtim. AYT'ye geçtiğimizde de yine kimya konusunu, organik kimya konusunu çok iyi bildiğim için, organik kimya, işte kimyada, biyolojide çok iyi bir ortalama yaptım. Bunun haricinde yine Türkçe, Türkçe dedim, edebiyat. Arkadaşlar az önce söylemiştim, işte ben sayısalcıyım, benim edebiyatla alakam yok gibi bir şey söylemiştim size. Ama arkadaşlar, ben edebiyatı da sevdiğimden ve lise son sınıftaki bir edebiyat hocam sayesinde ben edebiyatta sanırım full yaptım diye hatırlıyorum. Özelime çıktım olsa size göstersem daha güzel olurdu. Yani ya full yaptım ya da bir ya da iki tane yanlışım vardı diye hatırlıyorum. Çünkü çok ciddi bir puana sahiptim sözler konusunda da. Tabii o zaman şöyle bir sistem vardı işte. Siz bütün derslere giriyordunuz. Sonrasında sayısal, sözel, eşit ağırlık puanınız diye böyle ayrılıyordu. O zaman benim sözel puanım çok yüksek çıkmıştı. O zaman başka sözele dair bir bölüm isteseydim gelebilirmiş. Tabii ki de sizin edebiyat yapmanıza gerek yok. Matematik yapın, fizik, kimya, biyoloji yapın. Yani sayısal ağırlıklı yapsanız aslında zaten TM ile alan bir bölüm. Öyle direkt sayısalla alan bir bölüm değil peyzaj mimarlığı. TM puanınız benimki kaçtı? Benimki 330'du arkadaşlar. Ama sizin 330 almanıza gerek var mı? Tabii ki de yok. 250 ve üstüyle alıyor sanırım peyzaj mimarlığı. Akdeniz 265 ile alıyordu benim tercih yaptığım sene. Tabii ben Akdeniz istemiyordum ilk başta. Akdeniz istemiyordum. Ben Çukurova peyzaj mimarlığı istiyordum. Hani tercih sırasında o şekilde yazmak istemiştim. Akdeniz'in puanı daha düşük, Adana'nın puanı daha yüksekti. O yüzden ben önce Akdeniz'i yazmak istemiştim. İşte Akdeniz'i yazayım, zaten Akdeniz'in puanı düşük olduğu için onu geçer, Adana'ya gelir gibisinden düşünmüştüm. Bu yanlış bir düşünceydi ve Akdeniz Üniversitesi geldi. Bu şekilde de o çok sevdiğim peyzaj mimarı arkadaşımdan ayrılmış oldum. Neyse.
Tercih sırasında da ilk başa tabii ki de diyetisyenlik yazmıştım gelir düşüncesiyle. Sonrasında peyzaj mimarlığı yazdım, bilgisayar mühendisliği yazdım. Bayağı bir şeyler yazdım arkadaşlar. 26 tane tercih hakkım vardı. Hepsini doldurdum. Ve 20. tercihimdi peyzaj mimarlığı Akdeniz ve o geldi. Öyle başka ne söyleyebilirim size bu üniversiteyle ilgili ya da bölümle ilgili? Yetenek sınavı. Arkadaşlar bizim zamanımıza yani ben sınavı kazandığım sene yetenek sınavı kaldırılmıştı. Ama ben yetenek sınavının kaldırılmasını istemezdim. Ben ki çöp adam çizemeyen bir insan neden peyzaj mimarı olsun, değil mi? O yüzden bence yetenek sınavı her üniversite için olmasa dahi belli üniversiteler için olmalı. Yetenek sınavı önemli bir faktör. Başka ne söyleyeceğim size? Tabii ki de artık hiçbir üniversitede yetenek sınavı yok arkadaşlar. Rahat bir şekilde üniversiteye gidebiliyorsunuz, puanınız yetiyorsa. Bunun harici mimarlık fakültesi, ziraat fakülte ne ya? Aynen, mimarlık fakültesi, ziraat fakültesi ya da orman fakültesi olmak üzere 3 farklı fakültede bu peyzaj mimarlığı eğitimi veriliyor. Bunlar üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. İşte Karadeniz'de mesela orman fakültesinde yapılıyor. Akdeniz'de yeni, geçen sene mi? Ondan önceki sene. Benim kazandığım sene pardon. Benim kazandığım sene mimarlık fakültesine geçiş yaptı. Ama biz hala ziraat eğitim alıyoruz mesela. İşte ziraat fakültesinde, başka Çukurova'da yine ziraat fakültesinde, İstanbul Teknik'te mimarlık fakültesinde. Bunlar zaten siz tercih yapacağınız zaman o bir tercih kitabı var ya, bir kitapçık var. O kitapçıktan baktığınızda veya işte internet ortamında baktığınızda karşınıza çıkıyor. İşte ziraat fakültesinde, mimarlık fakültesinde, orman fakültesinde gibi karşınıza çıkıyor bu liste. Buradan benim size tavsiyem kesinlikle mimarlık fakültesini seçin arkadaşlar. Zaten zar zor ikna ettik peyzaj mimarlarının da birer mimar olduğuna insancıkları. O yüzden mimarlık fakültesinde eğitim alırsanız sizin için daha yararlı olur. Ve mimarlık fakültesinde eğitim aldığınızda yatay geçiş imkanınız da oluyor veya işte yan dal yapabilme imkanınız da oluyor. Bunu ziraat fakültesindeyken yapamıyorsunuz. Bunu bu çap ve yan dal videomda anlatmıştım ama burada da kısaca anlatayım size. Şimdi siz mimarlık fakültesi öğrencisiyseniz eğer siz o fakülte içerisindeki herhangi bir bölümden yan dal yapabiliyorsunuz ya da işte çift ana dal yapabiliyorsunuz. Ama eğer ki ziraat fakültesi öğrencisiyseniz o zaman siz gidip de mimarlıkta yan dal çap yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için ne yaparsınız mesela ziraat fakültesinde? Ziraat mühendisliği yapabilirsiniz çap olarak. Süs bitkileri yapabilirsiniz, bahçe bakımı yapabilirsiniz. Ne bileyim işte bir sürü bölüm var aslında ziraatte. Sulama üzerine bile bir sürü bölüm var. Bu bölümlerden herhangi biriyle yapabilirsiniz yan dalınızı ya da çapınızı. O yüzden mimarlık fakültesinde. Yani eğer ki diyorsanız ben mimarlığa geçiş yapmak istiyorum ya da peyzaj mimarlığı okurken mimarlıkla yan dal yapmak istiyorum, çap yapmak istiyorum diyorsanız o zaman kesinlikle mimarlık fakültesini tercih edebilirsiniz. Ama öyle bir düşünceniz yoksa ben peyzaj mimarı olmak istiyorum, mimarlıkta hiç gözüm yok, yan dal falan benim hiç aklıma gelmez diyorsanız tabii ki de o zaman ziraat fakültesi seçebilirsiniz. Ben sadece mimarlık fakültesinin avantajını anlatmak için söyledim. Şöyle de bir durum var. Mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Orman Fakültesi'nde gösteriliyor bu eğitim. Ama Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mimari anlamda da peyzaj anlamında da çok ciddi ve güzel bir eğitime sahip oldukları için senin Orman Fakültesi'nde okuyor olman bir sıkıntı yaratmayacaktır sana. İşte Emre Hoca mesela var. Çok iyi bir peyzaj mimarıdır kendisi. Bunlardan aldığın eğitim zaten sana yetecek ve artacaktır. İşte yan dal ya da çap yapmak mecburiyetinde kalmayacaksındır. Bu İstanbul Teknik için geçerli mi? Onu söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim konusunda çok bir bilgiye sahip değilim. Mimarlık Fakültesi'nde olduğunu biliyorum sadece. İmkanınız varsa arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kesinlikle okuyun. Ama imkanınız yoksa Çukurova'yı tercih edebilirsiniz. Veya da işte Karadeniz'e yakın bir yerde yaşıyorsanız Karadeniz'i tercih edebilirsiniz. Akdeniz'i tercih etmeli misiniz? Bunu da söyleyeyim kısaca. Akdeniz Üniversitesi'ne çok çalışacaksınız. Hiçbir şekilde durmayacaksınız. Hocaların gözüne girmek için gecenizi gündüzünüze katacaksınız.
Hocalar hiçbir şekilde beğenmeyecek ama siz her defasında daha iyi, daha iyi diye sürekli çalışacaksanız tabii ki de gelin Akdeniz Üniversitesi'ne arkadaşlar. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Öyle. Akdeniz Üniversitesi'nde okumak isterseniz gelin tabii ki de. Ben isterim. Yani meslektaşlarımla aynı üniversitede okuyayım, onlara yardımcı olayım, çok isterim. Başka ne söyleyeceğim size? Şöyle kısa bir dipnot da vermiş olayım. Arkadaşlar, Akdeniz Üniversitesi'nde birden 3. sınıfa kadar aldığım bütün dersleri, bütün ders notlarını, bütün örnek ödevleri, örnek soruları, her şeyi sizinle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Çünkü ben zamanında çok ciddi problemler yaşadım. Bu üniversitedeki işte kimse not paylaşmıyor, kimse ders hakkında bilgi vermiyor. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştım. O yüzden ben sizin yaşamanızı istemediğimden sizinle paylaşmak isterim. Zaten bir blog sayfam var. Bu videoyu yeni yeni izliyorsanız, yani kanalımı yeni gördüyseniz diye söylüyorum. Bir blog sayfam var ve bu blog konuşamadım. Ve bu blog sayfamda sizinle ders notlarımı paylaşıyorum. Birden 3. sınıfa kadar aldığım bütün derslerin ders notlarını oradan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda teknik resim, temel tasarım, proje dersleri, AutoCAD, 3D Max, Lumion, bu programları da işte nasıl indirdim, nereden indirdim veya bu temel tasarım teknik resim derslerindeki vize soruları nelerdir, ödevler nelerdir, bunları da sizinle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince, videolar şeklinde de, notlar şeklinde de. Öyle, bunu böyle kısaca anlatmış olayım ve geçelim. Başka size anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bol bol kahve içiyorsunuz sınav döneminde. Sınav döneminde kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. İşte yapamayacağım, biliyorum, olmayacak, ilerleyemeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Bu herkesin başına gelen bir şey. Ben ne yapıyordum? Ben mesela sevdiğim üniversite, hangi üniversitede okumak istiyorsam o üniversitenin fotoğrafını alıyordum, çıktı şeklinde karşıma yapıştırıyordum veya işte neler yapmak istiyorum, ben üniversitede işte nereleri gezmek istiyorum, neler yemek istiyorum, nereleri görmek istiyorum, nasıl bir hayat istiyorum, bunların hepsini küçük küçük notlar şeklinde yazıyordum. Bunları duvara yapıştırıyordum. Çok sıkıldığımda mesela işte artık yapmak istemiyorum deyip kitabı kapattığımda kafamı kaldırıp bakıyordum oraya. Sema sen bunun için çabalıyorsun diye düşünüp bir 10 dakika 15 dakika sonra tekrardan ödevime dönüş yapıyordum. Ben o dönem içerisinde arkadaşlar telefonu tamamen kapatmıştım. Zaten genel mobilleri bilir misiniz bilmiyorum. Şu an tam markasını hatırlayamadım. Böyle şu kadarcık beyaz minik bir telefon hayal edin. O telefon sürekli kapanıp açılan değişik bir telefon modeli olduğu için o telefon sürekli kapanıyordu ve ben bir noktadan sonra o telefonla artık uğraşmaktan vazgeçiyordum ve fırlatıyordum bir köşeye. Sadece müzik dinlemek için kullanıyordum ben cep telefonunu o dönemde. Zaten işte WhatsApp'tır, Instagram'dır, bunlar çok fazla yaygın değildi. Özellikle ilk sınava hazırlandığım dönem hiç yaygın değildi. Yine ikinci sınav döneminde biraz artık insanlar WhatsApp üzerinden sürekli yazışmaya başlamıştı. Yani benim size tavsiye vermemi isterseniz, eğer benim size tavsiyem sizi motive edebilecek fotoğrafları alın, resimler olur, fotoğraflar olur, yazılar olur, ne olursa bunların hepsini sizin görebileceğiniz bir alana yapıştırın. Bol bol böyle yapıştırın. Sessiz bir alana geçin. İşte evde mesela çok fazla ses mi var veya televizyonu sürekli açıyorlar ve siz bu sesten rahatsız mı oluyorsunuz? Bunu uygun bir dille uyarın arkadaşlar. Ben öyle yapıyordum mesela. Şu dönemde bile ben odaya ders çalışmaya gittiğimde evdekiler iki kez söylerler. İşte Sema ders mi çalışıyorsun? Sesi açalım mı gibisinden bir soru sorarlar bana. O yüzden arkadaşlar siz ders çalıştığınızı onlara net bir şekilde anlatabilirseniz eğer onlar size zaten yardımcı olacaktır. Diyorsanız ki hiç anlamıyorlar, hiç beni dinlemiyorlar. O zaman bir odaya geçin, kapınızı kapatın arkanızdan. Orada güzel güzel dersinizi çalışın. Ders çalışırken önemli olan şey arkadaşlar aslında kafanızın tamamen boş olması. Şöyle siz mesela orada tartışmışsınızdır birisiyle ya da arkadaşınızın yazdığı bir mesaja işte bir konuşmaya takılmışsınızdır. Siz önünüzde ders çalışırsanız belki sayfalar geçersiniz ama farkına varmazsınız. İşte ne anladınız diye sorsalar hiçbir şey anlamadınız. Sadece okudunuz. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem şu olabilir.
Kesinlikle ve kesinlikle aklınıza bir şey takıldıysa o takılan şeyi çözmeden dersin başına geçmeyin. Zaman kaybı oluyor çünkü. Siz belki günlerce ders çalışıyorsunuz ama aklınızda olan bu arka plana attığınız düşünce sürekli 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 orada döndüğü için hiçbir şeyi anlamamaya başlıyorsunuz. O yüzden aklınızda bir işte arkadaşınızla tartışmışsınızdır. Bu sizin sürekli aklınıza geliyordur. Gidip o arkadaşınızla yani ya o sorunu çözün ya da o arkadaşı tamamen aklınızdan çıkaracak başka bir yol yöntem bulun. Bu şekilde daha iyi, daha verimli ders çalışabilirsiniz. Pomodoro tekniği benim zamanımda yoktu ama şu anda var. Ben yine sözel derslere çalışırken bunları yapmaya çalışıyorum. İşte Pomodoro tekniğini açıyorum bilgisayardan. Şeyin vardı. Gri Koç. İsmini unuttum şu an. Ama link şeklinde buraya eklerim. Onların da bir YouTube kanalı var. Ve bu YouTube kanalında işte Pomodoro tekniği, bir tane Pomodoro ya da iki tane Pomodoro, üç tane Pomodoro, bunları ayarlamışlar. İşte 20 dakika boyunca ders çalışıyorsun. Sonra 5 dakikalık bir mola veriyor sana. Yine 20 dakika çalışıyorsun. Yine mola şeklinde. Sonra da uzun 30 dakikalık bir mola var. Bu şekilde bunları kullanırsanız eğer hem oradan dinlendirici bir müzik geliyor bu videoyu açtığınızda, hem bu müzik sayesinde daha rahat bir şekilde ders çalışabiliyorsunuz, hem de işte kaç dakika çalıştım aman 10 dakika çalışmışım gideyim de biraz telefonla oynayayım düşüncesine girmiyorsunuz. 20 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika içerisinde çay mı demliyorsunuz, işte artık bir elma mı yiyorsunuz, kalkıp bir hava alıp mı geliyorsunuz, ne yapıyorsanız onu yaptıktan sonra tekrardan dersin başına geçiyorsunuz. Tekrardan ders çalışıyorsunuz. Bu şekilde Pomodoro tekniğiyle gerçekten güzel ders çalışılıyor. Ben sözel derslerimde, vize sınavlarında bu şekilde çalıştım. Çok da yararlı oldu benim için. Linkini eklerim alt kısma. Siz de bakabilirsiniz. Tabii daha keşfetmelisiniz. Bence keşfetmişsinizdir. Başka ben ne yapıyordum? Ben bol bol kahve içiyordum arkadaşlar. Ben bir kahve bağımlısına dönüştüm sınav döneminde. Bunun sebebi ne? Ben gündüz ders çalışabilen bir insan değildim. Hani sabah 8'de uyanıyordum, dershaneye gidiyordum. Dershanede sürekli ders anlatıyorlardı. Akşam 5'te 6'da eve geliyordum. 6'da eve geldiğimde bir yorgunluk çöküyordu ve uyumaya geçiyordum. Hemen işte gidiyordum 1 saat, 2 saat, belki 3 saat uyuyabiliyordum. Çok da uykusever bir insanım maalesef. Uyuyordum. Sonrasında uyandığımda da işte bir şeyler atıştırıyordum. Hemen kahvemi yapıyordum ve dersin başına geçiyordum. Aslında benim için bir uyarı olayıydı kahve. Ben kahvemi yapıp masaya indirdiğimde o masada ders çalışmak zorundasın hissi uyandırıyordu bende. Ama eğer bir kahvem yoksa, işte elimde kahvem yoksa, masamın üzerinde kahvem yoksa veya işte mesela bilgisayarı açıp mı ders çalışıyorsunuz diyelim, müzik açarak mı ders çalışıyorsunuz? Bu da sizin için bir uyarı faktörü olabilir. Nedir? İşte saat 8'de mesela her gün müziğimi açıyorum, kulaklığımı takıyorum, kahvemi yapıp indiriyorum ve bu şekilde derse başlıyorum gibi. Ben uyandıktan sonra hemen kahvemi yapıyordum, müziğimi bir yandan açıyordum ve derse başlıyordum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu zaten bir süre sonra sizde bir uyarı faktörü oluşturuyor. Sürekli işte o saat mesela saat 7 olduğunda "Aa, ders çalışacaktım ben" düşüncesiyle hemen mutfağa koşup bir kahve yapıp gelebiliyorsunuz. Ya da işte o an hemen müzik açtığınızda "Aa, ben ders çalışmalıyım" hissi gelebiliyor size. Özellikle müzik dediğim şey böyle gelişigüzel pop şarkılar dinlemeyin arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir parça var. Size hemen bulacağım. Bulabilirsem. Ve bulamadım. Neyse, link şeklinde eklerim arkadaşlar size. Linkten de bakabilirsiniz. Çok ünlü bir piyanistin piyano sesleri eşliğinde ders çalışabiliyorsunuz. Ben çok severdim sınav dönemlerimde dinlemeyi, özellikle sınava çalışırken dinlemeyi. Hala da bazen böyle çok sıkıldığımda veya bir kitabı okumak istediğimde, kafamı biraz dağıtmak istediğimde aynı şekilde aynı müziği açıyorum ve elime alıyorum mesela kitabımı. Bu şekilde daha dinlendirici oluyor benim için. Kahvem zaten vazgeçilmez. Hayatımın her alanında kahvem var. Başka size verebileceğim bir tavsiye var mı? Mesela hangi bölümü istiyorsunuz? Hangi bölümü istiyorsanız o bölümde iyi olmuş bir insanı kendinizi idol olarak görebilirsiniz. Mesela ne olur? Peyzaj mimarlığı için mi söyleyeyim? Hadi peyzaj mimarlığı için söyleyeyim. Neydi? Zaha Hadid miydi? İsmini hatırlamıyorum şu an. Bir peyzaj mimarı değil, bir mimar adayı kendisi. Ama çok güzel tasarımlar yapmış. İşte özellikle konsept alanında çok ciddi
projeler yapmış. Onları mesela bakabilirsiniz hangi alanda istiyorsanız. Nedir? Öğretmen mi olmak istiyorsunuz mesela? Ne diyelim? Edebiyat öğretmeni olmak. Ki benim lisedeyken mesela edebiyat öğretmenlerine karşı "Aa, ne kadar muhteşem bir meslek yapıyorlar" düşüncesi vardı. Hala da var ama çok böyle sürekli sürekli kitap okuyabilen, sürekli sürekli kitaplarla uğraşabilen bir insan değilim. O yüzden edebiyattan vazgeçtim. Mesela edebiyat hocaları sizin de gözünüzde böyle gerçekten muhteşem birer eğitimci olarak görünüyorsa, o zaman sevdiğiniz bir edebiyat hocasını da kendinize idol edinebilirsiniz. Veya işte kimyada çok iyisinizdir, kimya hocası olmak istiyorsunuzdur, kimya hocasını kendinize idol olarak görebilirsiniz. Çevrenizde avukat vardır, bu avukatı size siz kendinize idol olarak görebilirsiniz. Bu size bağlı aslında. Siz hangi mesleği istiyorsunuz? Bu mesleği sizin çevrenizde kim size çağrıştırmış olabilir? Bunu keşfediyorsunuz ve onu idol olarak aldıktan sonra bu şekilde devam ediyorsunuz. Bu neyi sağlıyor? Siz çok sıkıldığınızı, artık yapmak istemediğinizi bir noktadan sonra, "Aa bak, bu şekilde buralara kadar gelmiş. Ben gelecekte bunun gibi olmak istiyorum" düşüncesiyle devam etmenizi sağlıyor. Öyle. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Daha aklımda bir sürü şey var aslında. Sınavla ilgili konuşmak istediğim. Ben işte sınavlarda çok sıkıldığımda ne yapıyordum? Aklımda kalsın diye ne yapıyordum? Çok fazla not tutmayı seven bir insan olduğum için sürekli yazıyordum. Artık bir yerden sonra böyle ellerim tutmaz hale geliyordu. O kadar çok yazı yazıyordum. Öyle. Not tutarak da aslında çalışabilirsiniz. Not tutarak da çok faydalı olur sizin için. Öyle, anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aranızda sınava çalışanlar vardır ve bu videoyu izleyenler için yararlı bir video olur. 20 dakikanızı çaldığım için özür dilerim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Son bir şey söyleyip kapatayım. Arkadaşlar, kendinizi çok fazla yormayın. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım diye yormayın. Zaten her türlü çalışmak istiyorsanız çalışırsınız. Günde 20 saat çalışan adam da aynı, 10 saat çalışan adam da aynı. Önemli olan ne kadar verimli çalışabildiğiniz. O yüzden arkadaşlar, kendinizi en iyi hissettiğiniz, ders çalışmaya en heves ettiğiniz anlarda diyeyim, o anlarda ders çalışırsanız eğer sizin için daha iyi olur. Daha verimli bir ders çalışma rutini oluşturmuş olursunuz. Her gün aynı saatlerde çalışabilirsiniz. Dershaneler açıldı diye biliyorum. Şimdi dershaneye sabah gidiyorsanız akşam gelin, bir saat uyuyun kendinize. Sonrasında uyandığınızda belki güzel bir duş alın. İşte ne bileyim, yemek yiyin veya işte sevdiğiniz bir tatlıyı yiyin, bir kahvenizi yapın ve derse başlayın gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir rutin haline getirirseniz bu sizin için artık zevkli bir hal alacaktır. Öyle, sorularınızı hemen gidip hocalarınıza sorun. Bekletmeyin. Bekletince çünkü o sorular artık, "Ben bu soruyu neden böyle yanlış yapmışım?" ya da işte "Bu sorunun neresine takılmıştım ben?" düşüncesi oluşuyor. Bazen de şöyle bir durum var. İşte o soru mesela 5. sayfadadır. Sen 12. sayfaya geçmişsindir. 5. sayfadaki o soruyu hatırlamıyorsun bile. Öyle bir soruda takıldığını bile hatırlamıyorsun. O yüzden sorulara takıldığınız dakika gidip hemencecik sorabilirsiniz. Bununla ilgili bir uygulama var arkadaşlar. Sponsorlu falan değil video. Onu da söyleyeyim. Ben de şeyden, Melis'ten görmüştüm. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bununla işte fotoğrafını çekiyorsunuz mesela sorunun. Sorunun fotoğrafını çektiğinizde size dönüş sağlıyorlar. İşte bu soru hangi farklı yollarla çözülebilir? 3 farklı yol, 4 farklı yol veya çözerken işte adım adım anlatmış, bunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım diye. Ayrıca da sizinle iletişime de geçebiliyorlar. Hani anlamadığınız bir nokta varsa işte anlamadığınız şeyi yazarak onları iletebiliyorsunuz. Onlar size gün içerisinde dönüş sağlıyorlar. Bunun bir süresi var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde her gün bir tane soru gönderebiliyorsunuz uygulamada. Bu bir tane soruyu gönderdiğinizde size eğer 10 dakika içerisinde dönüş sağlamazlarsa sizin o bir tane ücretsiz soru hakkınız yeniden yükleniyor ve yeniden bir soru sorabiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer anlamadığınız bir nokta varsa soruda, o zaman onu ileterek de tekrardan cevabını alabiliyorsunuz sorunun. Onu da linkini aşağı ekleyeceğim arkadaşlar, bakabilirsiniz. Öyle. Umarım sizin için faydalı bilgiler olmuştur. Çok konuştum, farkındayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.